Selam millet, Dedi Oyunlar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Scrap mekanik oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen güzel, yoğun isteklerden dolayı Scrap mekanik oyunumuza galiba en azından 3-5 bölüm daha devam edeceğiz. Evet, en son şöyle bir aracımız vardı biliyorsunuz. Bilmiyorum her ne... Biliyorsunuz bilmiyorum, ne güzel bir giriş. Siz biliyorsunuz ama ben en son nasıl gördüğünüzü hatırlayamıyorum bu aracı. Belki su sandık yoktu. Belki birkaç ufak değişiklik vardı üzerinde. Ama ne olduğunu hemen şöyle bir bakalım. Şurada araba parçalarını, burada yeni araba yapacağımız parçaları, efendim değişik şeyleri bulunduruyorum. Biraz internetten bakalım. Biraz kreatif modunda bir şeyler denedikten sonra neler yapabileceğimi anladım. Biraz da etraftaki tabelaları okumayı, kullanmayı öğrendim. Mesela şu aracımıza bakacak olursak eğer, getirdiğimiz herhangi bir tane ürünü hemen şöyle size, hatta testini gerçekleştireceğim. Çok büyük bir yığın, büyük bir öbek götürmek zorunda değiliz yanına. Küçücük bir şey bile götürdüğümüzde zaten göstereceğim şeyi hayata geçirebiliyoruz. Mesela şimdi şunu aldık böyle. Elimize o aracın yanına gidelim. Arkasındaki şey o kadar güzel ki, eğer şöyle bir materyal varsa, yani tabii bunu böyle yere dikmemiş olacağız. Bunun düşmüş falan olması lazım bir şekilde. Yere düşmüş olması lazım. Üzerinden geçecek ama yere düşmese de şöyle bir şekilde onu teslim edebiliyoruz mesela. Bakın şimdi şöyle geliyorum. Odunumla birlikte çarptığım zaman gördünüz mü? Fırt diye içeri girdi. Eğer yanında bu varsa herhangi bir şekilde bağlamadan odunu direkt çekip yiyor. Eğer bir tane vakumla birlikte şu özel şeye koyduysanız onu, bu da buradan kareyi gönderiyor. Şimdi böyle bir şey yaptım o yüzden. Ama gördüğünüz gibi bu ayrı, bu ayrı olmuyor. Yeni bir araç dizayn edeceğiz sizlerle birlikte. Ve bir de şöyle bir sorun var oyunda, benzin. Ne kadar benzin sorununu çözmeye çalışsam da, şu alt taraflara suyun dibinden bir şeyler toplasak da benzin elde etsek de, yok, benzin sorununu öyle kolay kolay çözemiyoruz maalesef. Yakıt oyunda bitiyor. Her daim yakıt aramanız gerekiyor. Büyük sıkıntı. Şurada kat kat koruduğum bir tarlam var. Devamlı tarlama saldırılar oluyor. Şimdi yakıtı geçerek internetten fikir edindiğim, baktığım bir tane dizayn var. Kendimiz ona benzer bir dizayn yapacağız. Böylece yakıtsız çalışan bir tane arabamız olacak. Robot kafamızı da şöyle bırakayım hemen. Yanlış oldu. Sevmem yanlışı. Hatayı, yanlışı sevmem. Şimdi dizaynımızı nasıl gerçekleştireceğiz? Öncelikle yere şunu bırakıyorum. Ondan sonra şu araba parçalarını alacağımız dediğimiz yere gelip şu iki parçayı, 4 tane süspansiyon düğme, bir sürü zımbırgoyu böyle alıyorum. Ondan sonra şunları bir miktar alıyorum. Şu an için bunlar yeterli olacaktır. Sonra üzerimde metal yoksa eğer, olduğundan şüpheliyim ki varmış üzerimde metal, birkaç bir şey daha yapacağım. Bu da bearing ama üzerimdeki metal galiba bu bearing'in istendiği, yapılırken kullanıldığı metal değil. Aa, ondan da yapabiliyormuşum. 3, 4, 5, 6 tane yapalım bakalım. Şimdi öncelikle şu ikisini birden sığdıracağımız, bütün her şeyimizi sığdıracağımız bir iskelet oluşturmak istiyorum kardeşlerim. O yüzden iskeletimizi yapmaya başlayacağım. Şöyle uzun şu zımbırtılardan kullanalım. Çoklu bağlantı noktalarından kullanayım. Şu dönen şeylerden kısa zımbırtıdan, evet. Şimdi galiba okeyiz. Şu çoklu noktayı koyarak başlayalım mesela. Çoklu noktayı koyup şöyle daha sonra bir şey yapacağımız zaman arabaya müdahale etmek kolay olsun diye yapar. Aa, burası yanlış oldu. Böyle düşünmemiştik dersek eğer değiştiririz onu. Şimdi genişlik olarak bu buna yetmeyecek. O yüzden şunu bir yapalım. Bu. Efendim, ikili bağlantıyı yaptım. Yanına doğru bir tane daha gittim. Bir tane daha gittim. Şimdi bu genişlik olarak yine şöyle baktığımız zaman bununla aynı. Belki genişlik olarak bize yetebilir. O yüzden şimdilik bunu daha uzun gitmeyelim. Buraya bir, İki de kısa gidelim. Şuraya da bir, iki kısa gidelim. Hemen dizaynın geri kalanını şöyle tamamlıyorum. Bu sırada bahçeme saldırı olabilir. Yan gözle bahçeme saldırı olup olmayacağına dair bir gözlem yapmam gerekiyor. Galiba bunlar yetmeyecek. Gerçekten galiba bunlar yetmeyecek. Şimdi ben oradan hemen şu dikine metallerden, daha fazla yoktu ve dikine metalimiz, dikine metallerden üreteceğim birazcık. Evet, dikine metalimiz yokmuş, hemen üretelim. İşte ne kadar üretirsek üretelim yeterli olmayabiliyor maalesef. Ben güya öncesinde hazırlık yaptım ama hiç hesaplamadım bunları. Hani hesapladıklarımızdan delişik oluyormuş böyle. Peki şimdi yapacağımız sistem bizim benzinsiz çalışan bir motor olacak için, benzinsiz çalışacak olan cihazı çalıştırmanın birkaç tane metodu var. Mesela öncelikli olarak ona bir süspansiyon mekanizması yapmamız gerekiyor.
süspansiyon mekanizması için sağ sol iki tekerleğin birden süspansiyonlarını ortadan koymamız gerekiyor. Sebebini göreceksiniz. Şu anda size anlatamasam da sebebini birazdan o sebeple evet gerçekten böyle yapılması gerekiyormuş. Vay be adam doğru yapmış diyerek anlayacaksınız. Şöyle gelelim. Aracı yukarı kaldıralım. Süspansiyon. Her iki tekerlek için birer süspansiyon. Süspansiyon. Yerleştirelim. Ondan sonra o süspansiyonları şöyle sağa, sola doğru verelim. Ondan sonra da buraya şöyle 4 tane şu parçadan ekleyeceğiz. Neden? Hemen bunu size açıklayacağım. Çünkü bu parçadan kaç tane eklersek yapımız hazırlandığı zaman o kadar hızlı gidiyor. Yani bu parçadan sadece bir tane ekleyerek denedim, iki tane ekleyerek denedim. Gitgide bu denemeyi arttırdım. Yok. Eğer böyle bir tane, iki tane falan diye ekleyecek olursanız maalesef yaptığınız araç istediğiniz kadar hızlı gitmiyor. Dediğim gibi bu yapının hızlı gitmesi sizin kaç tane bu parçadan ekleyeceğinize bağlı. Şimdi şu parçaları ekledikten sonra şöyle bir tane uzun boru koyabiliriz. Tam da denk geldi. Helal olsun. Mükemmel oldu. Üstteki şeyi sanki ölçüp yapmışız. Tam denk geldi. Bu denk gelen şeyin ucuna bir tane tekerlek bırakacağım. Ama bu tekerleği, şimdi bu tekerleğimiz var mı acaba bizim bir bakalım. Ne araba parçasında var ne burada var. Demek ki bu tekerlek aslında burada. Evet hiç bana öyle aman ben düştüm aman ben kaldım diye kendini acındırma. Bu tekerlek buradaymış. Şimdi bu tekerleği şöyle bağlayacağız buraya. Aracın üstteki kısmına değiyor mu tekerlek? Değmiyor gibi. Değerse aslında biraz sıkıntı olabilir ama şöyle bir bakayım değer mi? Yani bunu bir boy kısaltırız. Bunların hepsini bir boy kısaltırız. Yanına bir tane koyarız sadece. İki tane koymayız. Şimdi ben bu dizaynın bu halini beğendim. Dur bakalım neler yapabileceğimizi zevkli göreceğiz. Şimdi bir tane tekerlek de şuraya bırakıyorum. Şuraya. Tekrar söylüyorum. Şu dönen şeyler zaten bunlar hareketli mekanizmalar olduğu için sonda koyduğum tekerleğin ucuna dönen bir şey koymadım. Zaten şu demir parçası ile birlikte dönmesini istiyorum tekerleğin. Öyle de olacak tahminimce. Okey. Şu an için bir sıkıntı yok gibi. Ben şunu aşağı indireyim. İnşasını tamamlayamadığım aracın şu inşasına bir devam edeyim. Uzun parça, uzun parça yok. Uzun parça beni üzdü. Kısa parça var, uzun parça yok. Herhalde şurada şimdi üretilmiştir, çıkmıştır diye düşünüyorum uzun parça. Aldım tekrar. Şuraya gelelim. Aradaki kısımları kapatalım. Bir kez daha şöyle yapalım. Galiba bu da bizim için yeterli olacak. Şu ara parça da yok değil mi? Şimdi 1, 2, 3, 4 tane ara parça. 2 tane de bundan lazım. Evet. Sadece 4 tane ara parça lazım bize. Şu ara parçadan. 4 tane lazım. Canım sen bir havaya kalk ya. Çok çirkin oldun böyle. Seni ben alayım. Ondan sonra tekrar şöyle bırakayım. Güzel. 10 numara şaheser. Aracımızın ana hareket etme mekanizmasını sağlayacak olan şey şu. Kendisi controller. Controller'ı başka bir şey denemek için kullandım. Onu denemek için kullanırken bunu da gayet güzel yapabildiğini fark ettim. Controller'ımızın. Efendim şöyle bir bırakabilirsen onu. Niye bırakmıyorsun? Allah Allah. Normalde buraya controller'ı bırakırdı. Ha bıraktı. Benim yüzümden bırakmıyor acaba? Neyse. Şimdi kontrolörümüz direksiyona bağlandığı zaman direksiyon yardımıyla herhangi bir tane cihazın yön tuşlarıyla hareket etmesini sağlıyor. Bunu farklı bir şey daha yaparken kullanacağız. O yüzden ben aslında şuraya geleyim. Hatta oraya gelmeyeyim. Zaten elimdeymiş kontrolör. İki tane kontrolör kullanacağım. İkisini farklı amaçlar için kullanacağım bu kontrolörlerin. Bir tane daha ondan bırakmak istiyorum. Şöyle yavrum uslu durursan. Niye böyle durdun? Çirkin oldu. Ben beğenmedim. Diğeriyle aynı şekilde dur. Ters de durma ya. Diğeriyle aynı şekilde dur. Ha, bu kadar basit. Neyse şimdi ilk kontrolörümüzü bağlayalım. Şöyle diyelim. 1 2 Maximum Connection'a mı ulaştın? Sen nasıl Maximum Connection'a ulaşabilirsin ya? Ha seni upgrade etmem lazım. Peki. Ben tabi bunu craft şeyde survival modda değil de normal bir modda yaparken hiç böyle bir şeyin gereksinimini fark etmedim. Onu upgrade etmem gerektiğine.
Şimdi kaç kere upgrade etmem lazım seni? 2, 3, 5, 10, 8, 9, 10 tane mi oldu? Tüh, 5'te bıraksaydım keşke. Peki. Şimdi seni bir de bakalım üzerimizde şey kaldı mı o zımbırtıdan? O zımbırtıdan 2 tane kalmış. Aa, bu çok tehlikeli bak. Bir de buraya bağladım. Bir de buraya. Bir de şuraya. Hepsini sana bağladım. Gayet güzel. Hepsini sana bağladıktan sonra ben senin güzelim motorunu bir ofa alayım. Şu motorunu da bir ofa alayım. Senin şu üzerindeki koltuğu ben bir alayım. Çünkü her şeyden 50 tane üretemem yani. Şimdi koltuktan da bir tane ürettik. Şimdi şöyle yapacağım ki şurada sen ortalayabiliyor muyuz bunu? Canım benim, güzelim. Vallahi ortalayabiliyoruz. Gayet de güzel oldu aslında ama seni şuna doğru bir ortalayayım ben. Ha, şöyle bir ortalayayım. Otobüsümsü bir dizayn olacak bu, evet. Sonra şu hepsinin bağlandığı yeri koltuğa bir bağlıyorum. Şimdi burası arka tekerlek olmalı çünkü şunları dümdüz buraya döndürdüğüm için yön veren tekerlekleri bu tarafta yapamıyoruz. Çünkü şunun önüne yön veren bir şey yapamam. Şu boruyu çeviriyor bunlar. O yüzden şu an için maalesef böyle kalmak durumundalar. Bir kısmı da yanlış yere bakıyor. Onları da şöyle çevirelim ki hepsi aynı yere baksın diye. Ondan sonra şuradaki araca direksiyona bağladığımız için bu aracı direksiyon ileri geri tıklandığı zaman bunlara, bu kutuya ve o kutu haliyle şunlara komut verecek. Vereceği komutun da şöyle olması lazım. Şu anki pozisyonunuza göre 360 derece dönün. Hepsi tabii. Hepsi 360 derece dönsün. Tam ters yöne dönün demem lazım. Tam ters yöne. Eksi 360'mış. Nedir yani? Bu ilk başta gördüğünüz kısım, şu anda sıfır bıraktığım kısım başlangıç pozisyonu. Şunları çevirirsem başlangıç pozisyonları kayıyor tekerleklerim. Benim başlangıç pozisyonuna değil, onu bağladığım kumanda, bu da direksiyon oluyor. Direksiyondan kontrol edildikleri zaman basıldığında ne kadar dönmelerini istiyorsun diyor oyun bana. O dön ne kadar dönmelerini istiyorsun sorusunu cevaplamamız lazım. O sorunun cevabı da eksi 360. Şimdi şöyle baktık. Evet, bakın dev gibi bir araba iskeleti oturttuk buraya. Araba iskeletimizin üzerinde hiç motor yok, hiçbir şey yok. Sadece şu zımbırtı var. O zımbırtı ile birlikte ileri basarsak gayet hızlı bir şekilde ileri gidiyor arabamız. Hiçbir sıkıntı da yok. Ve benzin de harcamıyor bunu yaparken. İşte istediğimiz şey buydu. Hayallerimiz buydu. Çünkü arabamızın benzin harcamaması lazım. Çünkü benzinimiz bitiyor. Ve durduğumuz zaman da duruyor. Aynen, geri gittiğimiz zaman da geri gidiyor. Süspansiyonları gayet güzel çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ve umarım bağlanıp bir ara arabamız şey yapmayacak. Hani motoru olmadığı için kendiliğinden gaza gelip ateşleyip ben gidiyorum ya deyip gitmeyecek. Çünkü olabilir yani, hemen hemen her şey olabilir bu oyunda. Hiçbir şeye şaşırmamak lazım. Şimdi bunun üzerine geri kalan şeyleri koyacağız. Geri kalan şeyleri koyduğumuz zaman acaba bu dönme zımbırtılarıyla çalışan araç çalışacak mı, onu merak ediyorum. Yani çalışmayabilir. Çok net çalışmayabilir. Şimdi bir tane bu. Bir kere süspansiyonlar ölümüne çöktü. Süspansiyonlar maksimum çöktü bir kere bunu koyduğumuz zaman. Çalışmazsa araba olarak yine onu kullanacağız yani, bu şey değil, bir sıkıntı değil. Çalışmazsa eğer, o olmadı, yanlış yaptık falan demek değil bu. Yine de iyi bir şey ama ha, olmuyor. Evet, süspansiyonlarımız maalesef bunu kaldırmıyormuş. Tamam, bu sistemi herhangi bir şekilde bu yakın zamanda bozmuyoruz o zaman. Bunun için farklı bir şey kullanırız. Şimdi bunları bıraktım. Geri kalan parçalarımızı arabamızın üstüne koyalım ve yapacağımız dizaynı geliştirmeye devam edelim. Evet, şimdi farmımıza gördüğünüz gibi robotlar gelmişler, çökmüşler. Hiç haberimiz bile yok. Oo, bütün tarlayı yok etmişler. Mükemmel. Ya ben bu oyunun bu mantığını anlayamadım ama, yani bu bug'ını gerçekten anlayamadım. Gördüğünüz gibi tarlanın hiçbir tarafında kırık yok. Yani neresi kırık ki, bunlar nereden girdi? Şurası kırık diyeceğim. Oraya nasıl ışınlandı falan filan. Yani şurada yetiştirdiğim şeylerin hepsi ışınlanmış, yok olmuş. Gerçekten mükemmel. Saygı duyuyorum kendisine oyunun. Unauthorized farm muhabbeti şu anda oyunda beni en çok sıkan şey. Ve resmen şey yapmışlar, hani farm unauthorized farm, robotlar saldıracak dendiği zaman oyuncular girip çıkıp oyundan robot saldırısını engellemesin diye
O yazı geldiği zaman çıkarsan eğer girdiğinde artık zamanı görmeden sana saldırırlar gibi bir mantık yürütmüşler. Garip. Tek kelimeyle garip. Benzinsiz motor mekanizmasını kardeşlerim gördüğünüz aracın üzerine şunları taşıtma ile alakalı değişik süspansiyonlu denemeler yapıyorum. Bu denemeler birazdan bittiği zaman sizlerle paylaşacağım. Ama onun öncesinde şu terbiyesiz robotların ne yaptığını hep birlikte görelim istiyorum. Elimde sadece 16 tane patates vardı. O patatesleri yetiştirmiştim. Yani kısmet bu ki onlarca farklı şeyi yetiştirdim orada. Bir sürü turp ve havuç yetiştirdim. Çünkü her seferinde bir sebzeyi, meyveyi ektiğinizde bir ektiğiniz kadar da tohum elde ediyorsunuz. Hatta daha fazla. Gördüğünüz gibi devamlı artıya geçerek şöyle yığdım onları. Bu sefer patates ekmiştim. Yemediğimiz, silah olarak kullandığımız bir şey patateste. Demiştim ki hani patatesi de ekeyim de aradan o da elimde biraz bulunsun. Sadece patatesi ektiğim anda zamansız bir saldırı olarak bak suyun içinden gelenler var. Bir de mükemmel abuk subuk yerlerden geliyorlar. Suyun içinden gelmek nedir ya? Bak buradan doğru gelmek nedir? Gel, gel terbiyesiz gel. Hadi selametle. Sen gittin. Ha, suyun içinden gelen ninjalardan biri çıkmış bile oradan suyun içinden. Başka? Elinde orakla gelen birileri olması lazım. Hiç beni kandırmaya çalışmayın. Elinde orakla gelen birileri olması lazım. Bak, bu suyun içinden gelenler gelemiyor ya 40 saat. Şimdi yüzüyorlar, uğraşıyorlar gelmeye falan. Onlar bir beklesin. Şurada ağacın içine takılmış bir tane var. Mükemmel. Bir tane de sağda solda yine bir yerlerde takılmış gelmeye çalışan kesim vardır. Ve gitgide robotların sayısı artıyor. İlk başta tarlama sadece bir tane robot saldırmıştı. Bir dahaki saldırıda iki robot, üç robot derken en son artık böyle şey yapıyorlar ya, güruh, ordu şeklinde saldırıyorlar. Hala gelemediniz mi oğlum siz? Siz hala ulaşamadınız mı buraya? İstiyorsanız ben geleyim sizin yanınıza. Bir de kötü yanı işin saldırı var, saldırı bitti falan gibi uyaran şeyler yok. Yazılar yok yani bu işi anlamanız için. Şimdi ben mesela burada sizlerle birlikte gösterirken evet mesela saldırıyı gördük. Saldırı bitti kardeşlerim. Şimdi ben işime döneyim falan diyorum. Aslında tarlayı suyun yanına koydum sulaması kolay olsun diye ama hani bir sulama sistemi falan yapıp da bu işi yapmak 40 kat daha kolay bu işten. Çünkü böyle yapacağız derken bu sefer tarlaya göz kulak olamıyoruz. Dediğim gibi şimdi bitti bu olay diye dönüp gidiyorum. Bir tane robot ağacın kenarına sıkışmış, bir yere sıkışmış oluyor. Biz arkamızı dönüp giderken oradan kurtuluyor. Başlıyor saldırmaya. Patlatana kadar tarlayı her yeri yok ediyor. Neyse umarım öyle olmaz. Kardeşlerim bir saatten daha fazla sürmesini hayal etmiyordum bu aracı yapmanın ama sonunda biraz şöyle şekilsiz tahminimizden biraz daha denge merkezleri farklı. Çünkü şu tekerlekleri dediğim gibi benzinle çalıştırsak birden fazla yere tekerlek verebilir, süspansiyonu farklı şekilde yapabilirdik ama sadece bearinglerle, dönen vidalarla çalışan bir araba yaptığımız için böyle yapmak zorunda kaldık. Şu vaziyette üzerine en son tahta kapladım. Hatta şöyle kaldırıp aracı havaya, krikoya, krikolayalım. Kriko'da göstereyim size. Şu demirlerin üzerine tahta kapladım. Demirler sadece şunların tutunması için ve sağlam bir iskelet oluşturabilmek için de üzerlerini tahta kapladım. Sandıkları böyle koydum. Geri kalan zımbırtlarımızı şöyle koydum. Efendim şimdi yatağımızı araya sıkıştırdım. Buradan çıkan malzemeler bu sandığın içine gidecek. Bu sandığın içine kendimiz elle yetiştirdiğimiz sebzelerimizi koyuyoruz. Böylece gidip onları bir dahaki bölümlerimizde teslim edebileceğiz. Gereken yerlere onları koyabileceğiz. Şimdi en son yapmamız gereken kısma geçiyorum. Şuradan craft diyeyim, buradan craft diyeyim. En son kısım nedir? Tabii ki bu aracımızda madem her bir şeyi yaptık. Bu arada aracımız şu anda biraz manyak gidiyor. Şöyle göstereyim. Ağırlık merkezini değiştirmem lazım. Çünkü şu anda ağırlık merkezi çok fazla arkada olduğu için araç giderken ön kaldırıyor. Hatta şu tekerlekler daha da manyak hareket edip aracı götürmeye de yetmiyor. Araç sadece ön kaldırmak değil, arka tekerlekler kopuyormuş gibi oluyor. Bunun sebebi ağırlığın arkada olması. Şimdi ağırlığın öne de gelmesini sağlayacak bir çalışma yapacağız. Bakın geri geri giderken hiçbir sorun yok. Çünkü geri geri giderken ağırlık merkezi doğru yerde. Şimdi bu arada bu kadar çok ağırlık şey koymasak, cihazları arabanın üstüne koymasak zaten hiçbir sorun yok. Bu araba gayet güzel gidiyor ama
Dediğim gibi bunları koyduğumuz için bir sıkıntı var. Şimdi o sıkıntıları umursamıyoruz. Ön tarafa yeterince bir destek yapıp, bir yardım yapıp o ağırlığı biraz da ön tarafa verdiğimizde bütün sorun çözülecek. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ön tarafa gereksiz bir ağırlık mı koyacağız? Tabii ki hayır. Gereksiz bir ağırlık koymayacağız. Şuradan borular, vidalar, bir şeyler. Hepsini alalım. Efendim. Evet. Şu parçalarımızı da alalım. Bunları da alalım. Bence gayet hoş oldu. Şurada bizim neyimiz var? Bir adet motorumuz var. Motorumuzu unutmayalım. Kaliteli motorumuzu hemen şöyle ön cihazımıza koyalım. Kaliteli motorumuzun yanına hemen bir adet düğme bırakalım. Hatta bir adet daha düğme bırakalım. Efendim, şimdi bearinglerimizi koyarak operasyona başlayabiliriz. Şuraya hareketli bir parça yapacağız. Şöyle yan tarafa. Bakın şöyle yan taraftan şöyle bir tane bearing. Şöyle bir tane bearing bırakayım. Bu arada ben bir tane daha parçalayıcı yapmak istiyorum. Parçalayıcı ne kadar? Fiyatı nedir parçalayıcının? Bana söyler misiniz? Şu parçalayıcının fiyatı 20 tane. Şu bloktan diyorsun. Ha, şu an için o bloktan sanırım 20 tane olmaması lazım elimde. O yüzden o iş biraz zor gibi görünüyor. Evet, o bloktan yok elimizde. O bloğu yapabilecek herhangi bir şey de yok. Şu an için askıya aldık o zaman onu. Tamam. Şunları bıraktıktan sonra efendim bakın hemen şuradan geliyoruz. Şuna. Sonra da buna. Burada biraz asimetrik olacak ama bu asimetrik yapacağız artık. Ne yapalım? Şu kısaları bir alalım havucun yerine. Şuradan bir adet kısa bırakayım. Hatta kısayı bırakmadan önce şurada değişik bir aygıtımız vardı galiba yaptığımız daha önce. Evet, piston adı verilen. Şuradan bir tane pistonu alayım. Pistonu şöyle bırakayım. Çok hoş. Piston ucuna şunu direkt bırakabiliyor muyum? Bırakabiliyorum ama önce piston ucuna bearing bırakabiliyor muyum? Bırakamıyorum. O zaman piston ucuna bir tane kare bırakabiliyor muyum? Sonra bearing bırakabiliyor muyum? Evet, sonra bunu bırakabiliyor muyum? Mükemmel oldu. Şimdi gelelim şu yamuk boyunlara. Yamuk boyunlar. Yamuk boyunlarla bir iç, bir dış, bir iç, bir dış yapayım. Şuradan da o yamuk boyunlardan daha fazla üretmem gerektiğini hemen hatırlıyorum. Geliyorum partlardan buna bir sürü üret diyorum bundan. İç dış iç dış. Sen daha çok yaparsın onu iç. Oldu gibi galiba ya aslında. Dış. Tamam. Şimdi aynısını bunun için yapacağız. Üç boğum buradan öne doğru bakıyor. Üç boğum buradan öne doğru bakıyor. Doğru aslında. Şu anda gayet doğru görünüyor. Herhangi bir sıkıntısı yokmuş gibi. Uzun çok mu uzun olur bilemedim. Şöyle bir deneyeceğim uzunu. Bir uzun. İki uzun. Önüne bir tane şu ekten. Bir tane daha ekten. O ekler galiba sanki emin değilim ama doğru yerde duruyor gibi. Ne ara bıraktım ben bunu hatırlamıyorum ha. Dur bakayım ekler doğru yerde mi duruyor. Hemen anlarız şimdi. Şuraya da bir tane kazıcı koysak. Şuraya da bir tane kazıcı koysak. Yani oldu gibi sanki. Şimdi bu kazıcıları döndürecek olan mekanizmayı, kazıcıları döndürecek olan şeyi şu motora bağlıyorum. Tamam, bu kazıcıların hepsi motora. Sende ne var hacı? Burada ne var? Ha, piston var bir de, pardon. Şu kazıcıları motora bağlıyorum. Kazıcılara bir tane motor lazım. Motoru da şuradaki anahtara bağlıyorum. Anahtarı buna bağlıyorum. Motoru açıyorum. İşte minimumdan bir şey bırakarak şöyle üzerinde. Bizim benzinimiz nerede? Yine bir şeyde benzine ihtiyacımız var yani. Üzülmedik. Aracımız tamamen benzinsiz diyemeyiz artık. Aracımız benzinsiz, kazıcısı benzinli. Bunu da böyle bağladıktan sonra şimdi şöyle bir oturdum. Neden çocuğu? Çocuğum neden? Bana söyler misin? Bunları motora bağladım. Çalıştırdığımız zaman dönmeleri gerekmiyor mu ya? Evet, dönmeleri gerekiyor. Firepower'ı şey,
Bu power'ı arttırmam mı gerekiyor acaba sizin dönmeniz için? Bayım. Allah Allah, çok ilginç. Ha, şu anda şeyde tezgahta ya. Ben de diyorum ki niye dönmüyor? Algılayamıyorum bir türlü. Evet. Gayet güzel döndüler. Şimdi bunlar benekler boşta olduğu için tabii bağlantı noktalarından manyak gibi sallandı onlar. Bunu da hemen çok basit bir şekilde halledeceğiz. Şuraya geliyoruz. Pistonu da buna bağlıyoruz. Bunu da şuraya bağlıyoruz. Gayet hoş bir şekilde. Şimdi bakalım bir. Bak ne kadar sevimli oldu. Pıst 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 pıst. Bu da öne doğru burnunu kaldırıyor, indiriyor, garip hareketler yapıyor. Gelelim şu yan taraftaki. Şimdi hiçbir şekilde numaralandırmamış olan şeyi. Bunu da en başından beri hiç kullanmadığımız şu arkadaki şey var ya, zımbırtı. Ona bir bağlayalım şu arkadaki zımbırtıya. Arkadaki zımbırtıyı bağlayamadım. Arkadaki zımbırtıyı alıp ona bağlayayım. Maximum connection reached mı? Ha, o arkadaki şeyde tabii biz arkadaki şeyi upgrade etmedik değil mi? Onu upgrade etmedik. Bilerek onu şöyle bir ulaşılabilir yerde bırakmıştım ama onu upgrade etmek için iki tane gerekiyormuş. İki tane bile olmayabilir elimizde. Gerçekten bu çok üzücü olacak. Abi 3 tane varmış son anda. Yani şurada yaptığımız şeyi son katı katına, her şeyini katı katına kullanabiliyoruz. Bir upgrade. Helal olsun sana. Şimdi sen oradan gel. Buna. Senin dönme yönün öyle. Senin de dönme yönün böyle olsun. Seni de biz aynı zamanda oradan sonra ne yapalım? Şurada bir düğme daha koyayım ben. 3 numaralı düğme. Müthiş. 3 numaralı düğmeyi de bu öndeki şeyi yönetmesi için bırakıyorum. Onu da direksiyona bağlıyorum yine. Bu öndeki şey normal pozisyonu böyle mi olsun? Normal pozisyonun yukarıda olsun. Şöyle yapalım biz şimdi onu. Şuradan 120 derece yapsak ne olur? Hiç hareket etmiş bir şey. Ha pardon, o zaten baştaki şey değildi. Yanlış yaptım. O yanlış olan. Şunu yapmam lazım. 120 derece. Bunda 120 derece galiba yanlış bir yöne doğru yaptılar. Evet, bak kendini winch olarak, robot olarak yukarı kaldırdı. Mesela bir tane şey de yapabiliriz. Kepçe yapabiliriz. Böyle operatörlüğünü yapacağımız bir kepçe yapabiliriz. Buradan bunu anlıyoruz. 120. 120. Ha. Kafalara kadar kaldırmış. 120 de değil hatta. Daha fazlası da olurmuş. Buradan bunu anladık. ...150. 150. Gayet güzel. Bakalım. Gayet güzel. Gayet hoş. Aracımızın kazı kısımlarını biraz da ağırlık merkezine ortalamamız lazımmış arabanın, ama işte bu da çok zor. Yani dediğim gibi belki dizaynda ufak değişiklikler yapabilirim. Herhangi bir komutu yok. Çünkü vatandaş komut aldığı zaman ne yapacağını bilmiyor. Bunu da kardeşlerim getiriyoruz. Son ayarımız bu. Çalıştırıldığı zaman limit şurasıymış. Buraya doğru olabilecek en hızlı, yapabileceği en hızlı şey bu. En hızlı ayara doğru şuradan 15 dereceye getir diyorum. Birazcık yavaş yapacak upgrade etmediğimiz için ama upgrade etmediğimiz için biraz fazla yavaş yapıyor. Gerçekten biraz fazla yavaş yapıyor. Upgrade etmediğimiz için. 15 derece değil. Ona bir 150. Ardından biraz daha aşağı indirmesi için 165 yapmamız gerekecek.
165. Mükemmel. Her bir yandan onu kavramış sayılıyor. Şimdi tekerleklere ufak bir basınç uyguluyor ama evet, bunları yukarı kaldırmazsak şu an için arabanın dengesi gayet güzel. Gerçekten biraz zorlu, biraz yapıcı bir video oldu. Sizlerle birlikte iki tane aracı parçalayıp bir tane araç yapmayı başardık. Önemli olan en büyük ayrıntı da bu aracın benzinsiz çalışan bir araç olması. Yani oyunda benzin gerçekten büyük sıkıntı oluyor. Bir şekilde böylece bu benzin sıkıntısını yenmiş bulunuyoruz. Bakalım şöyle dişimize göre, sen orada ineği döv abi. Sen ineği döv, ben de seni bırakıp gideceğim bu sefer. Uğraşamam seninle ya. Şurada maden falan bulmam lazım. Bak şurada bir şeyler buldum. Kafama göre bir şeyler buldum şurada. Normalde motor sesi olur. Gar 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 gar. Araç motor kullanmadığı için. Ya buraya. Benzin motoru olmadığı için şeye döndü. Japon otomobillerine döndü. Motoru sessiz çalışıyor. Şimdi şu madeni bir kucaklayalım. Bak çok güzel kucakladık. Çalıştır motoru. Neden parçalayamıyorum taşı? Vallahi parçaladı. Parçalamaz olur mu? Dur, motoru boş yere çalıştırma. Üstüne başına bile fırladı hatta onun. Ben çok kötü bir yerde bir tane seçtim galiba maden. Ha. Şöyle bir gelelim. Evet, birkaç parça daha söktü ondan. Ha gayret. Abi robotlar sesimi duyup geliyorlar. Hayırdır siz? Ne yapıyorsunuz ya? Sesi falan mı duyup geliyorsunuz acaba? Sizin etrafta maden kazan adama karşı alerjiniz mi var? Bak ben ne güzel burada madenimi kazıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Bakalım. Güzel parçalamış. Zaten bu yere düşen maden bloklarını parçalama ile alakalı büyük bir sıkıntı var. Yere düşen blokları şu cihazla kırmak zor ama aslında daha fazla materyalimiz olmadığı için yapamadım. Şu cihazın önünü iki blok daha uzun yapacaktım. Bak buradan başlatmayacakmışız. Bunu tekerleğe çarpıyor. Akıl olsun bize. Buradan yukarı doğru kaldıracağız önce. Ondan sonra şu bearing vereceğiz bir tane. Önce yukarı doğru biraz yükseltip ondan sonra aşağı doğru indireceğiz. Bir parçanın önüne bir tane daha koyacağız. 5 tane parçalama bloklu olacak. Öyle olursa mükemmel. Buradan şunun içine atabiliyorum değil mi? Vallahi atabiliyorum. O da oradan alıyor. Evet, birer birer alıyor. O zaman kardeşlerim, bir şekilde bu bölüm için görevimiz başarılı oldu diyebiliriz. Hem bütün ekipmanlarımızı üzerinde taşıyan, craft şeylerini de beraberinde getiren, bir yandan da kazı işlemlerini yapan, üzerinde oyunumuzu kaydedip oradan uyanabileceğimiz bir tane aracımız oldu. Şu an için bütün hayatımızı bu aracın üzerine sığdırdık. Sadece craft'ımızı yapamıyoruz. Yani o craft station'ı koyamadık. Onun için de aslında biraz daha büyük bir araç dizayn ederek bu sorunu yenebiliriz. Şu mekanizmayı biraz daha ortada tutar ya da upgrade ederek, dediğim gibi biraz materyale ihtiyacımız var. Şu ekipmanları, şunları falan upgrade etmek gerekiyor çünkü. 3 tane bundan kullanıp 2 buradan, 2 önün bir arkasından belki falan diye çekiş vererek arabanın böyle takla atmasını, garip hareketler yapmasını engelleyebiliriz. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Gelecek bölümde farm ve farm materyallerini nereye verdiğimiz, onlardan neler alacağımızla alakalı yaptığım keşifleri sizinle paylaşacağım. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeni, yorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla
fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.